Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye geneli TYT denememizin fizik sorularını ne yapacağız? Çözeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Sorularımıza geçelim. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki bize Engin Bey yazlığının bahçesini düzenlemek için benzin ile çalışan ağaç budama makinesi, biri motorun diğeri ise biyodizel ile çalışan iki tane de çim biçme makinesi almıştır. Bu araçlar için benzinlikten özdeş kaplar ile 10'ar litre benzin, motorin ve biyodizel yakıt aldığında kapların ağırlıklarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Bu durumun gözlemlenmesi yakıtların inceliklerinden hangilerinin farklı olması ile açıklanabilir. Evet, açıklanabilir dediği için arkadaşlar, bakın özellikle bu durumun dediği için sadece burada yazılan duruma göre ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Mesela benim ilk dikkatimi çeken şey, bu araçlar için diyor ki özdeş kaplar. Özdeş kaplar olduğuna göre arkadaşlar, bu kapların kapladığı alan aynı olduğu için hacimler eşit olacak. Hacimler eşitse bakın zaten burada yazıyor 10'ar litre benzin, motorin ve biyodizel yakıt kullanılmış. Hacimleri eşit olan yakıtlar kullanıyoruz. Peki ne yapıyormuş? Ağırlıklarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Peki ağırlık neydi arkadaşlar? G eşittir M çarpı G. M dediğimiz şey kütle, G dediğimiz şey ise neydi? Yer çekimi. Bunların hepsi aynı ortamda olduğu için yer çekimi de bunlarla nedir arkadaşlar? Aynıdır. O zaman ne yapıyoruz? Ağırlıklarının farklı olması demek kütlelerinin de farklı olması demektir. Peki kütleler farklıysa biz buradan ne çıkartacağız? M eşittir neydi arkadaşlar? D çarpı V. Yani hacimle yoğunluğun çarpımıyla biz neyi elde ediyorduk? Kütleyi elde ediyorduk. Az önce özdeş kaplar demiş ve 10'ar litre demiş arkadaşlar. O zaman alınan hacimler birbirine nedir? Eşittir. Demek ki kütlenin farklı olmasını sağlayan şey nedir burada arkadaşlar? Yoğunluk, yani öz kütle. Demek ki burada söylediğimiz benzin, motorin ve biyodizel yakıtların yoğunlukları farklı olduğu için ağırlıkları ne çıkıyor burada? Farklı çıkıyor. O zaman bir bakalım bu durumun gözlemlenmesine yakıtların hangilerinin farklı olması ile açıklanabilir. Az önce dedik ki biz öz kütle, doğru. Şimdi öz ısı kavramı da var burada tabii ki arkadaşlar, ama öz ısının kütleye herhangi bir etkisi olmadığı için bunu ne yapmıyoruz? Tabii ki saymıyoruz. Şunu düşünebilirsiniz hocam, sonuçta bu da öz maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğrudur. Ama buradaki kütle farkını verdiği ipucu arkadaşlar bununla ilişkili değil. Kimle ilişkili o direkt? Yoğunlukla. Yani öz kütleyle ilişkili. Yanıcı özellik demiş arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde yanmasıyla ilgili bir bilgi bize vermediği için tabii ki buna da ne yapamayız? Açıklayamayız. O zaman sadece üçüncü öncülle ne yapılabilir arkadaşlar? Bu aradaki fark açıklanabilir diyoruz. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda belgesel çekimleri yapan bir ekip normal buzullarda yürüyen kutup ayılarının incelen buzullarda şekildeki gibi sürünerek ilerlediklerini gözlemlemiştir. Zaten buradaki şekilde görüyoruz arkadaşlar. İnceldiği yerde neden bunlar acaba bu şekilde sürünerek yol alıyorlar? Bunu söylemeye çalışmış. Kutup ayılarının bu davranışı ile ilgili verilenlerden hangileri aynı gerekçeye sahip bir uygulamadır demiş. Yani bu olayla hangileri benzerlik içeriyor, ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapıyor tabii ki? İnceldiğini fark ettiği yerde kırılmasını önlemek için ya da kırılma riskini daha da azaltmak için ne yapıyor? Yüzey alanını genişletiyor. Ayı ne yapıyor arkadaşlar burada? Vücudunun tabii ki ne yapıyor arkadaşlar? Alt kısmını, yani temas alanını büyütmek için sürünüyor. Süründüğü zamanda da ne olacak tabii ki? Buz normalde ayaktayken kırılabiliyorsa böyle ne yapacak arkadaşlar? Yüzey alanını arttırdığı için kırılma olasılığını düşürecek. Tamam. Şimdi buradaki olaya bakarak hangileri benzerlik sağlıyor ona bakacağız. Birinci öncülümüz ne demiş? Çiftlik ile uğraşan kişilerin traktörün arkasına bağladıkları römorkların yumuşak toprak zemine batmaması için römorklardaki teker sayısını ne yapmış? Arttırmış. Teker sayısını niçin arttırıyor? Tabii ki temas eden yüzey alanını arttırıyor. Böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Yumuşak zemine batma olasılığı azalmış oluyor. O zaman birinci öncülümüz şekilde bahsedilen özellikle nedir arkadaşlar? Benzer özelliğe sahip. 2.
Kayak sporu ile uğraşan kişilerin normal ayakkabı yerine taban alanı geniş olan kar ayakkabılarını tercih etmesi. Tekrar yine ne oluyor arkadaşlar? Temas alanını büyütüp basıncı düşürmeye yönelik. O yüzden bu da nedir tabii ki? Az önce anlattığımız olayla ilişkili diyoruz ve bunu da ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hemen üçüncü öncülümüze geçiyoruz. Kasapların et kesmek için kullandıkları bıçaklarını daha iyi kesmeleri için sık sık bilemeleri diyor arkadaşlar. Burada tam tersine basıncı azaltmaya çalışmıyoruz. Tam tersine yüzey alanını, yani temas alanını ne yapıyoruz? Küçülterek bıçağın daha iyi kesmesini sağlıyoruz. Bu az önce bahsedilen kutup ayısı örneğine tam ters bir durumdur. Bunu o yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Kabul etmiyoruz. Bir ve ikinci özellik bize bahsedilen özellikle ortak olduğu için tabii ki doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 2'dir diyoruz. Evet, şimdi sıra 3. soruya geldi. 3. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yapılan bir deneyde A4 kağıdı içinde su birikintisi olacak biçimde bükülüp suyla dolduruluyor ve ısı ocağının üzerine tutuluyor. Yeterince beklendiğinde kağıdın yanmadığı ve suyun sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Şimdi normalde biz burada ne düşüneceğiz tabii ki? Ya bu kağıt nasıl yanmaz diye düşünebiliriz. Niye yanmıyor peki? İçinde su var. Çünkü içine su katmadan bu olayı gerçekleştirirsek tabii ki kağıt ne olacaktır? Direkt yanmaya başlayacaktır. Peki bunu ne yapalım şimdi? Biraz daha derinlemesine incelemek için önce sorumuzu okuyalım. Bu deneyde kağıdın yanmamasının nedeni durumlarından hangileri ile ilgilidir demiş. Ne yapıyoruz o zaman? Bir bakıyoruz. Şimdi buradan gelen ısı kağıda temas ettiği anda gidebilecek başka bir yer bulmazsa kağıdı ne yapacaktır arkadaşlar? Yakacaktır. Peki burada ne oluyor? Tabii ki içindeki su bitene kadar, su bitene kadar ne olacak arkadaşlar? Buradaki kağıt yanmaz. Fakat su bittikten sonra kağıt artık ne olmaya başlar? Yanmaya başlar. Peki bakıyoruz. 1. Suyun kaynama sıcaklığının kağıdın yanma sıcaklığından düşük olması. E tabii ki bu düşük olduğu için tabii ki o yüzden önce su kaynıyor arkadaşlar. Eğer kağıdın yanma sıcaklığı daha düşük olsaydı ne olacaktı? Kağıt direkt yanmaya başlardı. Bu o zaman ne oldu tabii ki? Doğru. İkincisi, su ve kağıdın ısıl dengede olması. Bu önemli, neden? Çünkü temas halinde oldukları için ısıl dengede olmaları gerekiyor ki bunlar arasında ne alışverişi olsun tabii ki? Alttan verilen ısı enerjisi direkt suya geçebilsin arkadaşlar. Bu da yine son derece önemli diyoruz. Ve bunu da ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Üçüncüsü, suyun kağıttan daha iyi ısı iletkeni olması. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki biz ısıyı ne yapmıyoruz? Burada iletim hızı ile ilgili bir şey söylememiş. Kim daha hızlı iletiyor, hangi sıcaklık daha hızlı bir şekilde hangi maddede ilerliyor gibi söylemlerde bulunulmamış. Burada sadece ne olayı var? Tekrardan söylüyoruz. Burada su ve kağıdın, daha doğrusu suyun kaynama sıcaklığının kağıdın yanma sıcaklığından düşük olmasından dolayı ve ısıl dengede olmasından dolayı burada ne yapıyor tabii ki? Aktarılan ısı kağıdı yakmadan önce ne yapıyor tabii ki? Suyu kaynatıyor. Su kaynayıp bitince ne olacak arkadaşlar? Bu sefer de kağıt yanmaya başlayacak. O yüzden arkadaşlar 3. öncülümüz bu olayla ilgili değildir. Ne yapıyoruz o zaman? 1 ve 2 seçeneği bizim için doğrudur diyoruz. Ve özellikle ısı sıcaklık konusuna ne yapıyoruz arkadaşlar? Son derece dikkat ediyoruz. Genel bildiğimiz bilgiler ayrı, anlatılan deneydeki bilgiler ayrı. Genel bildiğimiz bilgileri buraya katmamıza gerek yok. Bu deneyden ne çıkartacağız? Buna bakmamız lazım arkadaşlar. Son derece dikkatli oluyoruz. Hemen ne yapalım? Diğer sorumuza geçelim. Evet, 4 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çiftlikle uğraşan Hakan Bey, otlaması için iple bağladığı keçisini akşam barınağa götürmek için ipinden tutup barınağa doğru çektiğinde keçiyi hareket ettiremiyor. Peki keçiyi çekiyor şu anda. Keçiyi hareket ettiremediğine göre ne diyebiliriz? Keçiyi burada tutan şey nedir arkadaşlar? Tabii ki zeminle keçinin ayakları arasındaki sürtünme kuvvetidir. O zaman ne yapıyoruz? Sürtünme bu tarafa doğrudur. Neden bu tarafa doğrudur sürtünmemiz? Çünkü yoksa keçi bu tarafa doğru gelirdi arkadaşlar. Peki ne diyor bize? Keçinin bağlı olduğu ip yatay ve yola paralel olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle Hakan Bey'in uyguladığı
ipe uyguladığı kuvvet eğer keçinin ayaklarına uygulanan maksimum sürtünme kuvvetini, daha doğrusu statik sürtünme kuvvetini geçerse ne yapar? Keçi harekete başlar. Demek ki burada Hakan Bey'in uyguladığı kuvvet ne yapmış? Sürtünme kuvvetini yenemediği için keçi burada ne yapıyor arkadaşlar? Hareketsiz duruyor. Devam ediyoruz. 1. Hakan Bey'in ipe uyguladığı kuvvetin büyüklüğü keçiye etki eden toplam sürtünme kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü hareket ettiremiyor. Onu yenmeden ne yapamaz? Hareket ettiremez. Birinci öncülüğümüz doğru. Şunu düşünebilirsiniz. Hocam peki burada yani uyguladığımız kuvvet sürtünmeden az olamaz mı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar unutmuyoruz, bakın bu soruda ne var? Şimdi ne kadar çok kuvvet uygularsak sürtünme de bize karşı ne olacak arkadaşlar? O kadar büyük bir tepki vermiş olacak. Burada ne yapıyoruz? Mesela örnek vereyim. Sürtünmenin maksimum değeri 10 olsun. Ben burada 2 ile çektiğim zaman bana 10'luk sürtünme uygulamaz. Çünkü o zaman keçi bu tarafa gitmesi lazım. Olmaz. Ne kadarlık bir çekme uyguluyorsak ona karşı o kadarlık bir tutma kuvveti, yani sürtünme kuvvetinin olması lazım. Ta ki nereye kadar? Statik sürtünmenin maksimum değerini geçene kadar. Her neyse, devam ediyoruz şimdi. Keçiye etki eden net kuvvet sıfırdır. Zaten ip bu tarafa doğru çekiyor. İpe T dersek, bunlara da F sürtünme dersek şöyle. Bunların toplamı buna ne olmak zorunda? Eşit. Çünkü net kuvvet sıfır olmasaydı hareket olurdu. Hareket olmadığına göre ne yapıyoruz? Net kuvvet sıfırdır cümlesi bizim için doğrudur diyoruz. 3. İpte oluşan gerilme kuvveti Hakan Bey'in ve keçinin ipe uyguladığı kuvvetlerin toplamı kadardır demiş. Tekrar söylüyorum, bakın önemli. İpte oluşan gerilme kuvveti Hakan Bey'in ve keçinin ipe uyguladığı kuvvetlerin toplamı kadardır demiş arkadaşlar. Bu doğru mudur acaba? Şöyle düşünebilirsiniz. Evet, ikisi beraber geliyor ama arkadaşlar bu böyle değil. Burada bir keçi değil de bir duvar gibi düşünelim şöyle arkadaşlar. Sonuçta hareket yok. Duvara bağlı bir ipi ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Neyle çekiyoruz? F kuvvetiyle. O zaman buradaki ipteki gerilme kuvveti kime eşittir? F'e eşittir. Neden? Çünkü ip zaten kopmamaya çalışacak. Direnç gösterecek arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu tarafı ya da bu tarafı, iki taraftan bir tanesini almamız gerekiyor. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Bu ne kadar bir kuvvet uyguluyorsa karşısındaki keçi de ipe ne yapacak? O kadarlık bir kuvvet uyguladığı için tabii ki hiçbir şekilde hareket olmayacak. İpte oluşan gerilme kuvveti Hakan Bey'in ve keçinin uyguladığı kuvvetin toplamı kadardır. Hayır. Hakan Bey'in uyguladığı kuvvet kadardır arkadaşlar. O yüzden 3. öncülümüz hatalı. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 2'dir diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularımıza devam ediyoruz. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş bize? Burak, 1 ampul, iç direnci önemsiz üreteç, ampermetre ve voltmetre ile aşağıdaki elektrik devresini oluşturmuştur. Şunu, ampermetremizi bağlamışız, voltmetremizi bağlamışız ve üreticimiz var. Öncelikle tabii ki buraya bir bakalım. Burak ampermetre ve voltmetredeki değerlere bakarak ampulün niceliklerinden hangilerinin değerine ulaşabilir? Şimdi öncelikle hatırlayalım. Ampermetre devreye nasıl bağlanıyordu? Seri. Niye? Çünkü üzerinden akım geçmesi lazım ki biz de onu ölçebilelim. Ama voltmetre nasıl bağlanması gerekiyordu? Paralel. Neden? Çünkü iç direnci sonsuz olduğu için voltmetreden akım geçmez. Peki ne yapalım? Burada üreticimizi göstermiş arkadaşlar. Burayı artı, burayı eksi diye düşünürsek, yön belirtiyorum. Artıdan çıkan akım voltmetreden akım geçmediği için mecburen ampermetreden geçip şöyle şurada ampulün yanmasını sağladıktan sonra tekrar ne yapacak? Pile ulaşacak. Güzel. Şimdi ne istiyor bizden? Biz burada ampermetreye ve voltmetreye bakarak, ampermetreye bakarak akımı bulacağız. Voltmetreye bakarak gerilimi bulacağız. Yani potansiyel, gerilim. Yani burada biz I'yi bulacağız. Burada da biz neyi bulacağız arkadaşlar? V'yi hesaplayacağız. Peki ne demiş bize? 1. Güç. Ampulün gücünü bulmak için arkadaşlar güç formülümüzü hatırlayalım. Güç eşittir I kare çarpı R. Diğer bir şekilde ne yapabiliriz tabii ki? Güç eşittir. Bunu böyle ayırabilirsek arkadaşlar, bakın buraya aslında ne diyebiliriz? V de diyebiliriz. Yani gücün diğer bir formülü aslında I çarpı V de olabilir. Peki şimdi bakıyoruz. Buradaki devrede ampulden başka direnç yok. Başka direnç olmadığı için arkadaşlar nedir? Zaten biz buradaki ölçtüğümüz potansiyel aynı zamanda kimin potansiyeli oluyor? Tabii ki ampulün potansiyeli oluyor.
O zaman biz potansiyeli biliyoruz. Tamam. E akımı amperimetreye bakarak zaten ölçüyoruz. E tamam. O zaman biz ne yapabiliriz buradan? Ampulün sahip olduğu gücü hesaplayabiliriz. O zaman birinci öncülü hesapladık. Tamam. 2. Direnci diyor. E tamam, biz voltmetreden okunan gerilim değerini biliyoruz. Akım değerini de biliyoruz. Peki direnci bulmak için Ohm yasasını kullanıyorduk. Neydi o? V eşittir I çarpı R. V'yi zaten biliyoruz çünkü ölçtük. Akımı da zaten biliyoruz çünkü ölçtük. O zaman ne yapıyoruz? Gerilimi akıma bölerek arkadaşlar. Bunların ikisini birbirine oranlayarak kimi elde edebiliriz? Direnci elde edebiliriz. O zaman bunu da hesaplayabiliriz. Doğru. Üçüncüsü demiş ki 1 saniyede harcadığı elektrik enerjisi. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Diyorum ki elektrikte enerji formülümüz neydi? Hemen onu da hemen şöyle yazıyorum. Enerji eşittir güç çarpı zaman. E biz zaten az önce gücü bulduk, doğru mudur? Doğrudur. E zaten burada bize 1 saniye dediği için süreyi de bize vermiş. 1 saniye. O zaman neyi de bulabiliriz biz tabii ki? Enerjiyi de hesaplayabiliriz. O zaman biz sadece şu devrede arkadaşlar ampermetre ve voltmetredeki değerlere bakarak ne yapabiliriz? Ampulün gücünü, direncini ve 1 saniyede harcadığı elektrik enerjisinin üçünü de hesaplayabiliriz, bulabiliriz ya da ulaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden her üçü de nedir tabii ki? Bizim için doğrudur diyoruz. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz. Hemen bakıyoruz. Yapılan bir deneyde müzik çaların sesi açıldığında etraftaki nesnelerin titreştiği gözleniyor. Bu durum yargılardan hangisiyle açıklanabilir? Şimdi sesi, hatta bası arkadaşlar açtığımızda ne oluyor tabii ki? Böyle bir, hatta kulaklarımızın da böyle bir etkilendiğini fark ederiz. Neden? Çünkü ses mekanik bir dalgadır. Ses yayılmak için ortama ihtiyaç duyar. Ortama göre de ne yapar tabii ki? Farklı hızlarda gidebilir. Peki niçin titreştiriyordur arkadaşlar? Çünkü ses dalgası enerji taşıyor. Taşıdığı enerjiyi ne yapıyor tabii ki? Girdiği ortamlardan ya da yansıdığı ortamlarda ne yapıyor arkadaşlar? Bir etkileşim sonucunda ne yapıyor? O taneciklerin titreşimini artırarak ses çıkmasını sağlıyor. Peki ne yapıyoruz? Ses dalgaları enerji taşımaktadır demiş. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Enerji bir türden başka bir türe ne yapabilir? Dönüşebilir. Sesten neye dönüşüyor mesela? Etraftaki nesneleri titreştiği için harekete dönüştürüyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ses dalgalarının sürati ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Peki. Benim şimdi burada yapılan bir deneyde müzik çaların sesi çaldığında etraftaki nesnelerin titreştiği gözleniyor demiş. Ben bu cümleden bunu nasıl çıkartabilirim arkadaşlar? Ama hocam bu doğru bir cümle. Doğru. Bu doğru bir cümle. Ama diyor ki bak, bu durum ile hangileri açıklanabilir? Bu doğru bir cümle. Ses dalgalarının sürati ortamın yoğunluğuna göre değişir. Mesela havada farklı, suda farklı, demirde ya da nedir, metallerde, yani katı maddelerde farklıdır. Bunu nereden biliyoruz biz? Filmlerden de biliyoruz aslında. Günlük hayattan da biliyoruz. Hatta bazı kovboy filmlerinde biliyorsunuz arkadaşlar. Trenin geldiğini, tabii ki sesi gelmiyor ama raylara kulaklarımızı koyarız. Ne yaparız oradan? Trenin geldiğini anlarız arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ses dalgaları farklı yoğunluktaki ortamlarda farklı hızlarla hareket eder. Bu doğru bir cümle. Ama bu durumla açıklanabilir mi? O önemli arkadaşlar. O yüzden bize bir durum verildiği zaman arkadaşlar sadece bu durumu baz alarak alttaki seçenekleri ne yapmamız gerekiyor? Yorumlamamız lazım. Genel yorumlar tabii ki bilmemiz lazım ama burada genel yorum istemiyor arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Yapılan bu deneyde müzik çaların sesi açıldığında etraftaki nesnelerin titreştiği gözlemleniyor. Sadece bu cümleye bakarak bunlardan hangilerinin doğru olduğu hakkında yorum yapmamızı istiyor. O yüzden üçüncü öncül doğru bir cümledir ama bu durumda açıklanamaz arkadaşlar. Bunun için daha fazla bilgi vermesi lazım. O yüzden doğru cevabımız ne oldu tabii ki? 1 ve 2 olur. Evet, hemen ne yapıyoruz şimdi? 7 numaralı, yani son sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ampullü olarak tasarlanmış bir masa lambasının altına şekildeki gibi bir kitap yerleştirilmiştir. Bakın şurada bir masa lambamız var ama 2 tane ampulümüz var ve burada bir kitabımız var. Bu durumda kitap üzerindeki toplam ışık akısı fi olmaktadır demiş. Masa lambası şekil 1 ve şekil 2'deki gibi düzeneğinde kitap üzerindeki toplam ışık akıları sırasıyla
fi 1 ve fi 2 olmaktadır demiş. Yani şurada birincisinde ne yapıyormuşuz? Birincisinde biraz böyle hafif açısını değiştiriyoruz. İkincisinde ise sanırım 2 ampul yerine 1 ampul kullanıyoruz. Peki ne istiyor bizden? Birincide demiş ki masa lambasının lamba sayısı aynı fakat lambaların olduğu aparat yatayla açı yapacak biçimde ayarlanıyor. Yani biraz böyle ne yapılıyor arkadaşlar? Açı verilerek tam dik olarak karşısında değil arkadaşlar. İkinci şekilde ise ne yapılıyormuş? Masa lambasının lambaların olduğu aparatı yataya paralel fakat lamba sayısı teke düşürülüyor. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Öncelikle ışık akısını arkadaşlar, ışık akısını bilmemiz lazım. Işık akısı şöyle arkadaşlar bakın. Bunlardan çıkan ışınların belli bir yüzeyden ya daha doğrusu belli bir yüzeye isabet eden ışık ışınlarının sayısı diye düşünebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Burada çok fazla ne yapıyordu tabii ki? İsabet oranı vardı. Daha sonra ne oldu? Buradakine tabii ki fi demişiz şöyle. Buraya geldiğimiz zaman ne olmuş arkadaşlar? Burada biraz yamultmuşuz. Yamultmuşuz derken ayarı biraz yukarı doğru çevirmişiz arkadaşlar. İster istemez isabet eden burada ne olacak? Biraz uzaklaştığı için arkadaşlar isabet eden ışın sayısı miktarında bir azalma olacak. Peki burası da neydi? Fi 1. O zaman ben diyorum ki başlangıçtaki durum daha fazladır. Kimden? Birinci durumdan. Şöyle yazdım. Tamam. Peki ikinci duruma geldim. İkinci durumda lambalardan bir tanesini sökmüşüz. Bu zaten otomatikmen ne yapıyor arkadaşlar? İsabet eden ok sayısını yani ışın sayısının azalmasına neden oluyor. O zaman birinci durum bundan da fazla olması lazım. Yani fi büyüktür. Fi 2. Yani ikinci durumdan büyük olması gerekiyor. Peki bunları söyledikten sonra arkadaşlar bakalım bize ne sormuş? Hemen sorumuza dönelim. Buna göre fi 1 ve fi 2 ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Tekrardan önüme aldım arkadaşlar soruyu ve dikkatli bir şekilde tekrar bakıyorum. Birinci durumda yani ilk durumda hem iki tane kaynağımız vardı ve iki kaynak da tam dik olarak kitabımızın karşısında olduğu için maksimum düzeyde ne geçiyor arkadaşlar? Işık ışını geçiyor. O zaman buradaki akımız nedir arkadaşlar? Hem bu durumdan hem de bu durumdan fazladır. Neden bundan fazlaydı? Çünkü bunda biraz uzaklaştırıyoruz. Hem de arkadaşlar ne oluyor tabii ki? Hem de biraz da açı veriyoruz. Hem açı veriyoruz hem de biraz uzaklaştırıyoruz. O yüzden burada isabet eden ışın sayısında ne olacak? Azalma meydana gelecek. Şöyle de düşünebiliriz. Başka bir yorum daha yapabilirim arkadaşlar. Bu ışık kaynağımız olsun. Şimdi ışık kaynağımızdan çıkan ışınlar 360 derece her yöne böyle yayılır. Mesela kitabımız burada olursa ne oluyor? Çok fazla 1, 2, 3, 4, 5 sembolik olarak tabii ki bunlar 5 tanesi isabet etti. Peki ben bu kitabı ne yapıyorum? Biraz uzağa götürüyorum. Biraz uzağa getirdiğim zaman isabet eden ışın sayısı ne oluyor? Azalıyor. O yüzden kaynakla kitap birbirinden uzaklaştıkça ne olacak? İsabet eden ışın sayısı azalacak. Burada azaldığını söyledik zaten. Burada zaten kaynaklardan bir tanesini söküyoruz. Yarı yarıya düşmüş oluyor neredeyse. Fakat hemen yorum yapalım. Asıl yere geldik. Bu fi 1 ile fi 2 arasında kıyaslama yapabilir miyiz? Kesinlik sormuş çünkü. Kıyaslama yapamayız. Neden yapamayız? İkisinin de bundan az miktarda olduğunu biliyoruz. Ama burada kaynağın yarıya indiğini biliyoruz. Ama burada arkadaşlar kaç derecelik açı olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar uzaklaştığını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şu ikisi arasında yani fi 1 ve fi 2 arasında arkadaşlar bir soru işareti ilişki kuramayız. Eşitler mi? Birinci ikinciden büyük mü? İkinci birinciden büyük mü? Kesinlik cümlesini ne yapamayız burada? Kuramayız. Kesin bildiğimiz bir şey var. O da başlangıçtaki her ikisinden de nedir arkadaşlar? Kesinlikle büyüktür. Hemen bakalım o zaman. Evet o zaman ne olacak arkadaşlar tabii ki ilk baştaki durum en büyüktür. Diğer ikisi birbirine eşittir diyor mesela. Eşit olup olmadığı hakkında kesin bir yorum yapamayız. Hepsi eşittir diyor. Bunun hakkında yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Diyor ki fi büyük fakat fi 1 ile fi 2 kıyaslanamaz demiş. İşte bizim aradığımız cevap bu. Fakat diğerlerine de bir bakalım. Demiş ki başlangıçtaki durum ile birinci durum eşittir. Hayır başlangıçtaki durum her ikisinde de neydi arkadaşlar? Daha büyük olması lazımdı. Bu kesinlikle yanlış.
Demiş ki 1 ile 2 birbirine eşit. Eşit olup olmadıkları hakkında zaten biz ne de kesin bir şey söyleyemeyiz. Ne yapıyoruz? Burada o zaman arkadaşlar kesin doğru dediğimiz cevap tabii ki B seçeneği olarak karşımıza gelecektir. Böylelikle fizik sorularının sonuna geldik. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Özellikle soru köklerini okurken çok dikkat ediyoruz. Tuzaklara düşebiliriz. Bunları ne yapıyoruz? Tuzaklara düşmemek için elimizden gelen her şeyi dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Ve sizlere ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçek sınavda, Haziran'daki sınavda başarılar diliyorum.